İki efsaneyle karşılıklı oturuyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, bu benim için kolay bir şey değil. Sayın Cüneyt Arkın'ın orijinal sesini nasıl buluyorsunuz? Beğenmeyin. Şimdi bence biraz beğenmeyin. Daha olgunlaştığı için biraz daha iyi. Şimdilerde iyi ama erkek, gençken... Erkekleşti mi? Evet, biraz erkekleşti. Cüneyt diye benim numaramı vermiş. Gece saat 2'lerde, 2.30'larda telefon çalıyor. Tabii hanımlar arıyor. Evet, hanımlar. Evet. Genç, neredesin genç, Cüneyt? Genç, evet, ben de onlarla Cüneyt Arkın diye konuştum. Bu Allah birkaç Allah sene sürdü. Peki Levent'te bu durumdan yararlandınız mı? Yani kalk gel be gülüm falan oldu mu böyle? Yok, yapmaz. Olmadı. Olmadı. Yapmaz. Onun eline öyle fırsatlar geçti ki ben biliyorum. Yok ya, hep arkasını döndü gitti. Sonra bize kaldı tabii bazı şeyler. Ama benim için bize kaldı tabii bazı şeyler Toray abime bir takım elbise borcum var. Evet, borcu var. Doktorlar dizisinden bir beri. Bir doktorlar dizisi çektim ben TRT'ye. Para bitti kardeşim. Dublajda da var. Harcadık. Eyvah. Gitti. Torun abi de dedim ki param yok. Şunu bitir, sana bir takım elbise. Herhalde 30 yıl oldu. Oldu. 30 yıl oldu. Evet. Bu borcun altında ezilerek yaşıyorum. E bunu artık bu programdan sonra halledin. Halledeceğiz. Tiyatrocular olarak sinemacıları küçümser miydiniz? Efendim? Hayır. Hiçbir zaman küçümsemedim. Keşke onlar da bir konservatuvar gibi... hocalar nezaretinde yetişseler de sinemacılar çok daha iyi oyun verseler demişimdir hep. Entelektüel kabiliyetleri açısından tiyatrocular, sinemacılar bir Fikret nevi... Fikret Hakan çok önemli şeylerde oynadı. Fikret yani Hakan biz de, özel bir adama. Biz de mecbur olsaydık herhalde bir tiyatroda başarı olmaya çalışırdık. Sizin çalışkanlığınızda, yani, sizin çalışkanlığınızda bir oyuncu için, hayır, hiçbir çok başarılı olurdu. İşte şeydi, yalnız tiyatro oyuncuları sinemada çok zorluk çekiyorlardı. İyi akşamlar Okan Bey. İsminiz Zibel mi efendim? Evet, Zibel Sayran. İstanbul'dan arıyorum. Ne anlama geliyor efendim Zibel? Aslında Zübeyir de biz eski Yugoslavya göçmenlerinden olduğumuz için Zübeyir ismini nüfus dairesindeki memurun atalarından dolayı Zibel olarak kalmış. Ben Budo Federasyonu Teknik Kurul Başkanıyım. Judo Federasyonu mu dediniz? Yok yok, Budo Federasyonu, Budo. Budo. Budo, Uzak Doğu Sporları Federasyonu, Türkiye. Kelime anlamı. Yeni bir çeşidi. Şimdi Sibel değil mesela, Zibel. Judo değil, Budo.